Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücelkocaer ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bu hafta da sizlere dolu dolu yaşasın hayat diyeceğiz, dedirteceğiz efendim. Aslında bir soruyla başlayacağım. Zerdeçal sevenler burada mı? Zerdeçalı baş tacı yapanlar ya da ne tadı, ne kokusu, ne rengi, ne menem bir şeydir hiç bilmeyenler. Doğrusu ben de yeni tanıştım. Her iki grupta da olursanız olun, ne olursa olsun efendim bu program tam da size göre. Zerdeçal neden bu kadar gözde, konuşacağız en doğru isimle. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Aslında biz de çok konuştuk değil mi? Evet. Kanser savar dedik, üzüm çekirdeği mi, zerdeçal mı dedik. Pek çok açıdan dörtlü karışımla ayakta kal dedik, hayatta kal dedik. Zerdeçalı gözde. Baş tacı. Noktada baş tacı ettik kelimenin tam anlamıyla. Hak ediyor mu? Hak ediyor mu? Onu soracağım ilk başta. Fazlasıyla hak ediyor. Eksiği var. Yani fazlası ve eksiği yok. Bir de şöyle bir şey var. Bilim aleminde bilimsel yayınlarla bu kadar çok doğrulanan 1 milyonu geçti neredeyse paper sayısı bir bitkisel şifa kaynağı yok. Bir numara şu anda. Bir numara. Evet. Neden gözde? Ne etkileri var? Nasıl bir mucize? Neden baş tacı? Hepsini konuşacağız efendim. Yaşasın Hayat başladı. Her şeyin başını sağlık çekiyorsa yaşasın hayatta da her şeyin başını tabii ki sağlıklı haberler çekiyor. Ne için? Daha sağlıklı olmak için. Bunlardan ilki bize diyor ki efendim domates çorbası meme kanseriyle savaşta etkili. Hem domates hem pişmiş hem ezilmiş değil mi? Hatta biraz da yağ var içinde. Dolayısıyla likopenin yani domatesteki kırmızı mucizenin meme dokusuna gidip meme dokusunda kanserden koruyucu çalışmalar yapması için domates çorbasından daha iyi bir çorba, daha iyi bir sıcak yiyecek mümkün değil. Olağanüstü bir gıda ve gerçekten de likopenin sadece domates, likopenin sadece meme değil, aynı zamanda kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri başta olmak üzere, yumurtalık kanseri hanımlar için başta olmak üzere hormon bağımlı kanserlerin çoğunda olağanüstü etkisi olduğunu biliyoruz. Marifet likopeni mümkün olduğu kadar çok kazanabilmekte. Söylediğim gibi şartlar çorbada var. Isıtılmış, yağ eklenmiş, ezilmiş, hırpalanmış ve gayet güzel. Haftada iki gün domates çorbası. Burada meme kanseri problemi yaşayan, halen yaşamakta olan, geçmişinde meme kanseri olan hanımlara da kısa bir mesaj. Haftanın iki günü kış boyunca sofranızda domates çorba olacak. Hatta o çorbanın içine Osman Hoca biraz sonra anlatacak nedenini bir kaşık, bir çay kaşığı kadar toz zerdeçal ya da yarım santim kadar, bir santim kadar diyelim en fazla taze zerdeçal ezilecek, konacak ve çeyrek çay kaşığı karabiber eklenecek. Nedeni az sonra. Az sonra dedik. Kendi evet. İçinde az sonramızı da yaptık efendim. Dikkat diye hanımlara özellikle mesaj geçti. İkinci haberde diyor ki suları filtre etmek doğru mu? Benim de hep aklıma takılır aslında. Filtrelemek yeterli oluyor mu? Yeterli olmadığı gibi eğer biraz dikkatsiz bir filtrasyon sistemi ise ki çoğu bana göre çakma veya derme çatma diyelim. Suyun içinde zaten az olan şehir sularında yüksek mineral yoğunluğu maalesef yok. Yüksek mineral yoğunluğu için bizim şehir sularının göllendiği göletlerden gelen suyu değil, toprağın derinliklerinden gelen mineral zengini suyu kazanmamız lazım. Şehir suyu şebekesindeki su zaten mineral fakiri. Çünkü biliyorsunuz barajlarda bekletiliyor o su. Yani yerin dibinden değil yağmur suyundan kazanılıyor. Ve o suyu biz dağıtıyoruz şebekeyle. Bir de onu filtreleyip içindeki zaten az olan minerali iyice azaltınca ortaya sadece H2O'dan ibaret bir sıvı kalıyor, bir su kalıyor. Bunun sağlık faydası sıvı ihtiyacınızı gidermenin ötesinde yok. Bir de filtrasyon sadece mineralden değil, dikkat etmezseniz bakteriyel kontaminasyon açısından da problem yaratabilir. Benim kanaatim şu, ben paketli, garantili, markalı, nereden çıktığını bildiğim, çünkü biliyorsunuz sular şimdi Bursa'dan mı, Urfa'dan mı, Urla'dan mı, Burdur'dan mı, neyse yazıyor Sakarya'dan mı, garantili su isterim. Peki. Üçüncü haberde diyor ki kara lahana beyin ve bellek dostu. Hem lahana hem kara. Evet. Çünkü içindeki antosiyanin nedeniyle. Ne demiştim daha önce hatırlayalım. Bu doğru bir haber. Beyninizi morartın.
moraran beyin takla atar. Bellek konusunda, problem çözme konusunda, problemi çabuk çözebilme konusunda, hızlanma konusunda, konsantre olma konusunda. Nedeni şu, beynimiz inanılmaz bir organ. Toplam tükettiğimiz enerjinin %25'ini o tüketiyor. Oysa ağırlığımızın %2'si. Toplam tükettiğimiz oksijenin, dikkat edin, oksijenin bazen %50'sini tüketiyor. Yani tabiri uygun değil ama neredeyse bir oksijen bağımlısı. Fakat çok oksijen tüketince Melda Hanım çok serbest radikal üretiyor. O serbest radikalleri yakalamazsanız kendi kendini yer. Neyle yakalayacaksınız? Antioksidanlarla. En etkilisi hangisi beyin için? Mor antioksidan. Siyah olan veya kırmızı olan, yani antosyanin. Onun için karalahana. Kansere dair bir uyarıcı haberde dördüncü başlıkta çıkıyor karşımıza. Az uyku kanser tetikçisi diyor haber. Çok o net. Kadar mı etkili? Çok net. Bu sene daha önceki programlarımızda konuştuk. Daha çok uyku konuşacağız. O sağlıklı yaşamın önemli parametresi olan uyku meselesi, geçen gün de söyledim, artık ön sıralara kayıyor. İşte uykusuzluğun sadece şekerli hastalığıyla, tansiyonla, kiloyla falan bağlantısı yok. Net ve açık. Kalın bağırsak kanseri, meme kanseri çok net uykusuzlukla bağlantılı. Özellikle meme kanseri. Niye hocam? Çünkü uyku uyumadığınız zaman üretemediğiniz melatonin çıkardığınız kanser davetiyesi meme kanseri anlamına geliyor. Görme özürlü olan insanlarda, körlerde kanser olasılığı görenlere oranla çok daha az. Bunun nedeni çok fazla melatonin üretebilmeleri, bir avantaj. Onun için uyku meselesi kanser meselesiyle korunmada da önemli bir konu. Önemli bir başlıktı. Peki şimdiki haberimizde yeşil yapraklı sebzeler diyor. Bu sebzeler vücudun su tutmasını önlüyor. Hani deriz yani, ya ödemdir o ya, ödem. Ödemi atmak adına ya, değil mi? Aslında biz tabii yeşil yaprak, sebze ve ıspanak derken ya. Ispanak bir darbe aldı. Ama bu darbede ıspanağın günahı yok. Ona eşlik eden yabancı otların, yani yaramaz otların. İyi ayıklamak lazım. Evet, iyi ayıklamak lazım. Bir de ıspanağı nereden aldığınız, içine bakın, ıspanak diye aldığınız şey gerçekten ıspanak mı? Yani o ıspanakların içine karıştığı zaman işte o dulavrat otu gibi ya da başka yabancı isimlerini çok karıştırmayalım otlar sıkıntı çıkarabiliyor. Ama yeşil otların hepsi ne kadar çok tüketilirse vücut o kadar az ödem tutar. Bunu bilelim. Nokta dedik, ıspanağa da değinmiş olduk. Evet. Ve gidiyoruz şimdi sağlık gündemine. Sağlık gündeminin manşetinde baş tacımız zerdeçal var efendim. Ben de yeni başladım, bu kadar söylediniz. Biraz uygulamam geç geldi hocam ama gayet de güzel hissedilmiyor da renk de veriyor. Benim hoşuma gitti. Çok da hissedilmiyor aslında ama her şeye katmak mı lazım? Baş tacı ettik, sonradan bulduk, geç kavuştuk. Her şeyde de olsun, soğukta da olsun, sıcakta da olsun, pişerken de olsun. Böyle mi bakalım baş tacı ederken? Bence böyle bakalım. Zerdeçal hikayesi nereden çıktı? Niye çok zerdeçal konuşuyor Osman Hoca? Ben yaklaşık 15-20 yıldır mutfağımıza zerdeçalı çoktan soktum. Fakat benim mutfağa soktuğum yiyeceklerin, yani mutfakta daha çok olması için eşime anlattığım ve onun da sağ olsun çok iyi uygulamaya soktuğu yiyeceklerin içerisindeki gıdaları bu programlarda paylaşmadım. Nedeni yanlış bir yola insanları sevk etmeyeyim. Kendi ne yaptığımı örnek gibi göstermeyeyim. Ama eşim haklı olarak dedi ki bunlarla çok ilgileniyorsun. Niye onları insanlara anlatmıyorsun? Onun için artık daha çok zerdeçal konuşacağız, zencefil konuşacağız, daha çok bal kabağı konuşacağız ve konuşmaya başladık. Zerdeçal meselesinin aslı şudur efendim. Zerdeçal bir doğal eczane. Düşünün, elinize bir şey alıyorsunuz, ağzınızdan giriyor. İsterseniz ihtiyacınız varsa belleğinize faydalı. İhtiyacınız varsa romatizmanıza faydalı. Ayrıntılara gireceğiz. Ağrı kesiyor hatta. İhtiyacınız varsa damarlarınızın dostu, endoteli adeta yağlıyor ve yeniliyor. İhtiyacınız varsa kansere karşı bulabileceğiniz en güçlü savaşçı. İhtiyacınız varsa griple, nezleyle, şunda bunda, yani virüslerle, bakterilerle savaşmada da işe yarıyor. Böyle bir ilaç hiçbir eczanede yok. Yani alacaksınız 5 kuruşa, fayda bulacaksınız 25 kuruşluk. Yok böyle bir şey. Ayrıca içinde o kadar çok doğal madde var ki saymakla bitmez. Sadece türmeronları saysak program yetmez. Sadece kurkumoidleri saysak bizim 200 programda yaptığımız konunun yarısı yetmez. Ama şunu bilelim. Zerdeçal bizim topraklarımızda olmadığı için başlangıçta, şimdi çok şükür Türkiye'de de üretiyorlar.
daha çok Uzak Asya'nın, özellikle Hindistan'ın, Bengaldeş'in, Myanmar'ın, o bölgenin baharatıdır. Yani her baharatın bir yoğun olduğu yer var. Bizde nasıl kekik yağı çok ön plandaysa, fesleğen ön plandaysa, onlarda da o. Ama anlaşılan o ki, görülen o ki zamanla bu 50 yıldır fark ediliyor. Hindistan'da meme kanseri olasılığı Amerikalı birine göre 9 kat daha az bir hanıma göre. O hanımın kız kardeşi 5 yaşında Amerika'ya göçmüş. Tak meme kanseri oluyor. Ya ne oluyor? Yani Hindistanlı olmaktan kaynaklanmıyor bu. Yani Hindulukla ilgisi yok. Demek ki beslenmede bir şey var. Bir bakıyorlar ki bu kişilerde meme kanseri değil, yumurtalık kanseri, prostat kanseri, kalın bağırsak kanseri, kemik erimesi, Alzheimer. Alzheimer olasılığı 10-15 kat daha az Hindistan'da veya o bölgede. Sonradan anlaşılıyor ki bu kurkumoidler muhteşem maddeler. Bununla ilgili en önemli kanser çalışmasını MD Anderson Kanser Merkezi'nde, ki dünyanın 1 veya 2 numarasıdır daima son 30-40 yıldır, bir Hint doktor enstitüsüne yapıyor, Doktor Bagarwa. Ve anlaşılan o ki zerdeçal hem kanseri önlemede, hem başlamış bir kansere dur arkadaş demede, ilerlemiş bir kanserde metastazı engellemede. O kadar. Müthiş marifet. Tedavi edici özelliği müthiş bile var. Yani var. Evet, şu kanser anda, savardan öte kanser tedavisinde bile tabii etkili. Şu anda bütün dünya bunun üzerinde. Hatta biz de TÜBİTAK destekli bir onkoloji grubu, çok değerli bir arkadaşım benim, Doktor Mutlu Bey ve ekibi, bir projeyle damardan zerdeçalla kür yapmaya çalışıyorlar. Daha geliştirebilmiş, bitirebilmiş değiller çalışmayı. Peki, şimdi yaz-kış kullanım şekli, miktarı, dediğim gibi yemeklerden önce, yemeklerden sonra ya da ısınmalı mı, ısınmamalı mı? Evet. Böyle bir formül var mıdır hayatımız içerisinde doğru kullanım için? Belki de dozajı da var mı? Var, ikisi de var. Bence zaten bizi izleyenler az çok öğrendiler zerdeçalın akla, kansere, bağışıklığa iyi geldiğini. Ne yapacaksınız? Bir, markete gideceksiniz. Taze zerdeçal alacaksınız. Öncelik tazesinde. Evet. Yoksa tozu da olur. Mu, tozu mu, tazesi önce mi? Tazesi. De ayrılıyor değil mi? Önce tazesi. Sonra tozu. Tozunun güvenliği çok önemli. Taze olup olmaması, yani tozun da öğütülüp güneşin altında bir 3 sene kalmışsa pek bir etkinliği kalmaz. İyi saklanmış, ağzı kapalı, cam kapta saklanmış ve mümkünse karanlık kuytu bir yerde tutulmuş olması lazım. Taze zerdeçal alacaksınız, satılıyor. Ben bu hafta sonu yine kontrol ettim, programa çıkacağım diye baktım. Yaklaşık 100 gramı neredeyse 1.4 lira, yani 14-15 liraya 1 kilo zerdeçal taze alabiliyorsunuz. Sadece 1 santimi yetiyor, yarım santim daha iyi olur. O zerdeçalı dövdüğünüz zaman içindeki maddelerin açığa çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve o dövdüğünüz zerdeçaldan maksimum yararlanmak istiyorsanız onun içerisine 1/4 çay kaşığı kadar karabiber koyuyorsunuz. Sebebi şu, bağırsak hücrelerimiz zerdeçalı görünce çılgın bir şekilde onu atmaya çalışıyorlar bağırsaktan. Yani aldığınız zerdeçalı önceden tedbir almazsanız bağırsaktan eminimi biraz zor. Daha da kötüsü, emineni de kana karıştığı zaman karaciğer nereden çıktı bu yaramaz deyip o da onu atmaya çalışıyor. Ama Yüce Allah öyle bir sistem kurmuş ki doğada, o bunu bağırsaktan beğenmeyip atmaya çalışan, karaciğerden beğenmeyip safrayla kovalamaya çalışan sistemin ilacı karabiberde. Bioperin diye bir madde var karabiberde. İkisi evli halde alınırsa hem emilim kolaylaşıyor hem de bioperin kana girdiği zaman karaciğerden atılmasını da önlüyor. Yani zerdeçaldan faydalanmayı 20 kat arttırabiliyorsunuz. Oran ya 1 santim civarında taze zerdeçala çeyrek çay kaşığı karabiber ya da 1 çay kaşığı ile 1,5-2 çay kaşığı arası zerdeçal toz, taze çekilmiş toz zerdeçala 1/4 çay kaşığı kadar karabiber ekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Ama benim tavsiyem şu, zerdeçal boyalı bir şey, öyle pat küt yapılmıyor. Bizde yapılan bildik bir altın sos veya sarı mucize. Gayet kolay. Bunun 4-5 katını alın, çarpın bunları 4'e, yani 5 çay kaşığı veya 5 santim zerdeçal. Sonra içerisine 2,5 çay kaşığı kadar veya 2 çay kaşığı kadar karabiber. Üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı, onu bir güzel ezin, dövün, parçalayın, küçük bir cam kaba koyun, buzdolabınıza koydunuz. Elinizde hazır bir zaten zerdeçal sosunuz var.
kabak çorbası yaptınız, bal kabağı çorbası, ekleyin üstüne. Domates çorbası yaptınız, biraz önce anlattım, ekleyin üstüne. Mercimek çorbası yaptınız, ekleyin üstüne. Hatta biraz daha karabiber gezdirin mercimek çorbasına koyduğunuz zaman. Yani sıcak çorbalara koyduğunuz zaman zerdeçaldılar. Tıpkı biraz önce konuştuğumuz likopen gibi ısıyı görünce, yağı görünce emilimi artan, hele hele karabiberle evlenince çok daha iyi kullanılan bir madde. Yemekler, en çok yakıştığı yemekler et ve tavuk yemekleri. Deneyin, göreceksiniz. Evet. İnanılmaz bir sos. Aslında hocam şöyle baktığımızda hani bellek dostu diyoruz. Bu okul çağındaki çocuklar için de geçerli kesinlikle, olabilir. Kesinlikle. Alzheimer, savar hepsi olsun diye hepsi ileri için. Yaşta, evet. Orta yaş üstü kişiler için de olabilir. Değil mi? Bir de iltihap savar diyoruz. Evet. Belki antibiyotik niyetine kış aylarında daha mı çok kullanmak gerekiyor? Kullanabiliriz. Şöyle düşünün. Bu kadar hijyenik koşulların sorumlu olduğu o ülkelerde, saydığım ülkelerde. Doğru. Neden bu kadar çok antibiyotik kullanımı yok? Altında bu var. Yani bunlar zaten doğal antibiyotikler. Ama daha da önemlisi bu tip gıdaların tüketimi ile bellek arasında bir bağlantı var ama sadece yaşlı belleği ile ilgili değil. Biraz önce çok güzel bir şeye temas ettiniz. Ve bir özelliği daha var kurkuminin. Bununla ilgili dün akşam tekrar kontrol ettim. Yüzün üzerinde paper var PubMed'de. Ne o? Depresyon. Depresyonla mücadelede de özellikle zerdeçalın çok ciddi marifeti var. Hele hele başka bir maddeyle evlendiği zaman, bir araya geldiği zaman onu bu program söylemeyeceğiz. Başka bir program. Peki yine bir az sonra yaptık kendi evet. içerisinde. Çok kısa sormadan edemeyeceğim. Zayıflatır mı? Kısmen. Zerdeçalı zayıflamak için yani böyle çalışmalar var. Evet çünkü bakınca var arama motorunda bu da başlıklardan var. Biriydi. Ama bu biraz sanki bana daha henüz yeni gibi geliyor. Zayıflama meselesini ben daha hep aynı şeyi söylerim. Ot da çöpe emanet eden yolda kalır. Az ye, çok yürü. Yediğinin yarısı, yaptığının iki katı. Formül bu, net. Formül bu, net dedik. Peki, geçiyoruz şimdi efendim. Hangisi doğru deme? Hangisi doğru diyeceğiz ama sizler biliyorsunuz. Ben demiyorum, siz diyorsunuz. En güzeli de sizden geliyor. Buyurun efendim. Osman Hocam, portakal mı C vitamini mi? Genç bir arkadaşımız, biri manavdan, biri eczaneden kastı var herhalde sorunun içinde. Şöyle günlük portakal yiyerek günlük alabileceğimiz C vitamini miktarı sınırlı. Aha. Ama C vitamininin en önemli kaynaklarından biri de portakal, bu kesin. Ama sadece C vitamini kaynağı portakal değil, bence yeşil biberi daha başa koyun. Doğru. Daha çok fazla. Ama portakal sadece C vitamini değil ki. Portakalda neler var? Folik asit var, potasyum var, rutin ve hesperidin dediğimiz antioksidanlar var, sitrulin var. Portakal bir doğa mucizesi, bir harika gıdalar grubunun 10 üyesinden biri. O nedenle gıda olarak almak daima eczaneden C vitamini almaktan daha güvenli ve daha etkili. Net. Net dedik ve ikinci soruyu almak için sizin yanınıza geldik. Yeşil mercimek mi? Siyah mercimek mi? Biri yeşil, biri siyah. Valla ben bu beyefendiye dedim ki mercimek ye de nasıl yersen ye. Mercimek müthiş bir protein bombası kendi içinde. Çok güçlü bir magnezyum kaynağı, çok güçlü bir çinko kaynağı, çok güçlü bir lif kaynağı bağırsaklar için. Daha çok marifeti var ama renkli olan biraz önce anlattığımız değil hani mi? Mor lahana gibi mor mercimek, siyah mercimek dediğimiz mercimek antosiyanin içeriği nedeniyle bir tık önde. Bir tık önde. Bir soru daha gelir mi sizden? Az pişmiş et mi, çok pişmiş et mi daha sağlıklıdır? Aslında ben iki açıdan bakıyorum. Bir protein gücü, bir de hastalık taşıma riski. Şöyle bir kere eti çiğ yemek çok doğru değil. Bizim kültürümüzde bir tek çiğ köfte de kullanıldığını evet. biliyorum. Orada çok iyi şartlar altında olursa izin var tamam. Ama çiğ et biraz daha buyurduğunuz gibi mikrobik kontaminasyon, bulaşıcılık nedeniyle problem yaratabiliyor. Ama eti çok pişirdiğiniz zaman da içindeki proteinlerin denatüre yani yapısının bozulması protein olmaktan çıkıp çöp haline dönüşmesi ihtimali var. Daha da kötüsü eti siz çok pişirdiğiniz zaman etin içinde oluşan kanserojen miktarı hızla artıyor. Etin kanser yapıcı etkisi bile ortaya çıkabiliyor. Onun için kızartılmış ve aşırı pişirilmiş, barbekü edilmiş, yanmış et yiyenlerde hem bellek bozuklukları hem kanserlere daha sık rastlanıyor. Biraz daha ileri gidelim.
etinin pişirilmesi esnasında pişirme işlemi özellikle barbeküde çok uzatılırsa çıkan etin dumanında polisiklik aromatik hidrokarbonlar var. Soluduğunuz zaman akciğer kanseri. Onun için mutfakta et değil. Kızartıyorken pencerenizi açın, mutfağınız duman içinde bırakmayın, büyük tehlike. Bir sürü araştırma var. Et lokantasının yanında ev daha çok akciğer kanseri var. Ocak başı da riskli o zaman. Çok riskli tabii. Ocağın başına eğilip yapmayın. Ama 3 ayda bir ocak başı yapıyorsunuz. Vardır ya ocak başı. Evet. Yani ocak başıcıları kapatacak halimiz yok. Tabii. Onların iyi bir eğer havalandırma sistemleri varsa ocak başı bir zevk, bir sosyal zevk. Öyle düşünelim. Ama çok kızartmayın, çok pişirmeyin. Peki. Hızlanarak sizin yanınıza geliyoruz. Metabolizmayı hızlandırmak için kafein mi, acı biber mi? Hanımefendi de metabolizmayı hızlandırmaktan bahsetti. Evet. Acı biber mi yoksa kafein mi? En etkilisi koşmak, yürümek. Yani onu ikisi de değil diyorsunuz. Hayır. Metabolizma ne kafeinle ne acı biberle düşündüğünüz ölçüde hızlanmaz. Binse hız, kilometre hızı, bir kilometre artar, bin bir yapar. İşe yaramaz. Ama şunu söyleyelim madem soru geldi. Egzersizden yarım saat önce içilen bir kupa kahvenin yağ yakma hızında %10'a yakın hızlanma yaptığını gösteren önemli bir çalışma. Yarım saat önce egzersizden. Yakın zamanda yayınlandı. Türk kahvesi mi? Tabii bu haber sizin çok hoşunuza. Evet. Hemen yazdınız yapacaksınız gibi görünüyor. Kahvenin niteliği önemli değil ama tabii bizim favorimiz her zaman için Türk kahvesi. Kahvesi. Peki güzel haberdi değil mi? Soru sizden gelince bir soru daha gelsin o zaman. Siyah unu faydalı mı? Siyez unu yani hani zerdeçal'a dedik ya baş tacı hakkını veriyor mu, hakkını getiriyor mu diye. Burada da siyez unu aynı karşılığı veriyor mu? Aynı karşılığı şöyle veriyor, şöyle vermiyor. Buğday her halükarda fazlası tüketildiği zaman sorun yaratabilen bir gıda. Çünkü içinde gluten fazla var. Ama buğdayı siz beyaz unu aldığınız zaman bir gluten bombası haline getiriyorsunuz. Beyaz unundan ekmek yaparsanız, kuskus yaparsanız, makarna yaparsanız sorun yaratıyorsunuz. Siyez ununda bu ihtimal daha az. Çünkü siyez ununun endosperm dediğimiz bu nişastalı bölümü çok fakir. Tam tersine kabuğu kalın, içindeki yağlı embriyo bölümü ki o bölüm ruşeymidir, E vitamininin falan çok olduğu daha fazla. Dolayısıyla bu buğdayı yediğiniz, buğday ununu yediğiniz zaman siyez unu, siyez buğday ununu siz öbür buğdaya göre, şişman buğdaya göre, bu kırçık buğdaydır, zayıf buğdaydır. Daha az şişmanlama, daha çok B vitamini kabuğundan, daha çok posa ve içinden daha çok E vitamini alma şansı yakalarsınız. Peki, hangisi doğru dedik? Şimdi gidiyoruz iki haber vermeye. İki haberimiz var. Biri iyi, biri kötü. Melda hep ne der? İyiler önden gelsin der ama kötü de demek istemiyorum. İkisi de iyi haber olsun. Sonuç iyiye çıksın. İyi haber diyor ki kan vermek gençleştiriyor. Kadın erkek her iki türlü de aynı yanısı verebilir miyiz? Aynı yanısı veriyor. Çünkü siz kan verdikçe bir kere ruhen gençleşiyorsunuz, birilerine iyilik yapıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bu kan kullanılacak. Ama çok daha önemlisi siz kan verdikçe kemik iliğinizden daha genç hücrelerin devreye girmesini sağlıyorsunuz. Yani yorulan oyuncuyu toptan çıkarıyorsunuz sahadan, yerine genç, kuvvetli, dinlenmiş yeni oyuncular dahil ediyorsunuz. Bir sürü araştırma şunu göstermiş. Sık ve düzenli kan verenlerde, kan bağışçılarında kansere yakalanma olasılığı, hayatı boyunca hiç kan vermemiş, bu yolda bir faaliyet göstermemişler oranında çok daha az. Yani kan verenlerde kanser sıklığı belirgin olarak düşüyor. Yeter ki kan verme işlemi hijyenik koşullarda doğru yapılsın ki bizde özellikle kızlarımız bu işi mükemmel yapıyor. Evet, sadece gençleştirme değil, hayat da katıyor diyorsunuz. Peki, şimdi kötü haber başlık ama ben iyi haber diyeceğim, sonu iyiye çıksın diye. Aşırı kızartma ve kırmızı et vücudu paslandırıyor diyor. Buradan mesajınız güzel gelecektir, iyi gelecektir. Evet, şöyle kızarttığınız zaman eti glikasyon dediğimiz bir nevi bir son product veya dediğimiz kötü yapılar oluşuyor. Bunlara endotoksinler de diyoruz ya da gerontotoksinler diyoruz daha doğrusu. Yaşlandırıcı toksinler. O nedenle hiçbir şeyi kızartmayın. Bizim kuralımız her zaman geçerli. Yakma, yanarsın. Nokta. Peki, gidiyoruz şimdi haftanın hakkına efendim. Haftanın
kapı geliyor, sizler biliyorsunuz şifa niyetine geliyor efendim. Adrese de başlıklar sizden geliyor. Yaşasın Hayat NTV, Yaşasın Hayat NTV Twitter hesabıdır. Sizler başlığınızı, sorunuzu gönderiyorsunuz. Biz de şifa niyetine diyoruz Osman Hoca farkıyla. Güneş lekelerini azaltan takviyeler neler demiş izleyicilerimiz. Yazın ardından tam zamanı aslında lekelerle mücadele evet. için. Aslında belki yaza girerken daha da önemli ama şimdi bile lekelerle mücadele edebilirim ki vücudumuza giren antioksidanların miktarı arttıkça lekelerle cildimizin mücadele etme ve lekelerden kurtulma ihtimali daha fazla. Bunların başında havuçtaki lüteyn var. Yine havuçta sarı mucizelerden bir tane daha var, zeaxanthin. Bu ikili çok önemli. Karoten ve beta karoten yine havuçta var. Ama sadece havuçta değil, mangoda var, sarı olan örneğin etli, kalın, sarı. Biberde de var bol miktarda. Bir sürü şey de var ama turunçgillerde de var. Şimdi tam zamanı. Yani portakalda, mandalina da var. Beta ve alfa karoten özellikle bal kabağında var. Bal kabağı çorbası bu ara çok benim önerdiğim besinlerden birisi. Ne kadar çok vücudunuzda beta karoten, alfa karoten, lütein, zeaxanthin, bir de domatesteki likopenini de buraya ekleyelim. Kazandırabilirseniz lekelerle mücadele etme şansınızı o kadar çok arttırırsınız. Menünüzü hazırlarken bu basit şeye dikkat etmeniz yeterli. Çok teşekkürler. Hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına çok şeyler öğrendik yine hocanın öğretilerinden diyeceğim. Teşekkürler. Yaşasın Hayat dedirttiniz bize. Osman Müftüoğlu farkıyla geldi efendim. Umarız haberler de iyi gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.